turizm sektörü cari açığı azaltan, döviz ihtiyacını karşılayan önemli bir sektördür. Turizm, enerji, inşaat, tekstil, gıda ve içecek sektörleri gibi 60'a yakın sektörü ayakta tutan bir sektördür. Sayın milletvekilleri, Rusya koordinatları belli olan yeri bombaladığı, askerlerimiz şehit oldu, diplomatik becerileri ve yarım özürle üstünü Rusya örttü. Gıkınız çıkmadı. Siz bir uçak düşürdünüz, Cumhurbaşkanı bir taraftan, Başbakan bir taraftan, bazı kurumların başındakiler yarış içerisinde o emri biz verdik dediniz ve maalesef o süreç çok iyi yönetilemedi. Siyasiler hata yapabilir ama yaptıkları hataların faturasını yine siyasiler ödemeli. Ama biz bu krizin faturasını halka ödettik. Turizmde çalışan emekçiler ödedi. Turizmden ekmek yiyen esnaf ve çiftçi ödedi. 2015 yılında turizm geliri 32 milyar. 2016'da 20 milyara düştü turist sayısı 10 milyon azaldı. Rusya krizi, 15 Temmuz krizi ve turizm çöktü. Cumhur, Cumhurbaşkanımız akla hayale gelmeyen yöntemler ve öneriler sürüyor. Düğün dernek yapalım diyor. O hal ortamı ve baskılar devam ettikçe turist gelmez. Turizmden bahsediyoruz ama ülkede can güvenliği var mı? Hayır. İstikrar var mı? Hayır. Kaliteli yetişmiş eğitimli personelimiz var mı turizmde? Hayır. Turizm okullarını açtınız mı? 15 yılda? Hayır. Son zamanlarda Rabia işaretini yapamıyorsunuz. Başka işaretlerden umut içerisindesiniz. Ama bu millet iki elinin beş parmağını kaldıracak 16 Nisan'da hayır diyecek ve hayırlı günleri Türkiye yaşayacak ülkeye barış gelecek, huzur gelecek, istikrar gelecek. Demokrasi, kardeşlik gelecek. Eskisi gibi komşuluk yeniden güçlenecek. Herkes yasal sınırlar içerisine girmek zorunda kalacak. 16 Nisan'dan sonra hayırla Cumhurbaşkanı yerinde kalacak. Başbakan yerinde kalacak. Bakanlar yerinde kalacak. Başbakan diyor ki anlamlı bir evet çıkacak. Sayın Başbakan size buradan sesleniyorum. Anlamlı bir hayır çıkacak ve siz çok mutlu olacaksınız bundan. Size müjdeler veriyorum. Kapadokya bizde. Pamukkale bizde. Olağanüstü güzellikte ve özellikle dağlar bizde, mağaralar bizde. Kuş turizmi için harika yerler bizde. Kaplıcalarımız var. Yayla turizmi var, doğa turizmi var, tarih ve kültür turizmi var. Kıyı turizmi desen en alası bizde. Turizm için dünyanın en genç kaliteli tesisleri bizde. Bu tesislerin birçoğunu yatırımcılar size güvenip yaptı. Size güvenip yapılan 5 yıldızlı oteller şu anda turizm çöktüğü için %20, %30 dolulukla ayakta durmaya çalışıyorlar. Ey Avrupa diye diye turizmi çökerttiniz. Turizmin canlanması hukukun üstünlüğüne ve insan haklarının yaşanmasına, inanç özgürlüğünün yaşanmasına bağlı olduğunu burada bir kez daha ifade ediyorum. Ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak genişletilmiş parlamenter rejim teklifimizi sunduk. İşte bu paketi verdik. Bununla ülke gerçekten özgür iradesiyle karar verebilecek milletvekilleri çıkacak. Genel başkanların iki dudağında değil, özgür iradesiyle burada halka hizmet edecek milletvekilleri çıkacak. Turizmin ilacı tektir arkadaşlar. O da Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi yurtta su, cihanda su. Eğer siz yurtta gerilimi devam ettirirseniz ne turizm olur ne de yaşam olur ve bunun hesabını elbet verirsiniz. Teşekkür ederim saygılarımı sunuyorum.